Değerli izleyenler, Aliyev Başkumandan ve özellikle Erdoğan Başkumandan, evet, ne yaptılar? Gerçekten Rusya'yı ters köşe yaptılar. Aliyev'den böyle bir açıklamanın geleceğini asla Putin tahmin etmiyordu. Aliyev gerçekten yılların verdiği tecrübeyle önemli bir siyasi ritüel gerçekleştirdi. Ve Aliyev'in özellikle Hankendi'de Rusların gelip o bölgede barış gücü yerleştirilmesini, evet, şöyle izah ettiği söyleniyor. Ruslar, biz Karabağ Savaşı'nda evet epey bir gayret gösterdik, epey bir şehit verdik. Rusların birçok silahını etkisiz hale getirdik. Bu duruma çok bozuldular. Bakü'ye ve Azerbaycan'ın şehirlerini vurmakla tehdit ettiler. Hava harekatlarıyla tehdit ettiler. Tabii ki alınan bölgeleri alıp diğer bölgeleri daha sonra almak kaydıyla bu duruma rıza gösterdik. Tabii ki ilerlemek istiyorduk ama Rusya orantısız bir şekilde üstümüze gelecekti. Stratejik anlamda böyle oldu. Bu işin perdesinde biz rahat olsak, biz ilerlerken böyle bir tehditle karşılaşmasak zaten bu konuda kesinlikle tabii ki devam edecektik. Ama ne yazık ki hızlı ilerleyişimiz şu anda biraz daha hazırlık yapmamızı gerektiriyor. Türkiye ile hazırlık yapmalıyız. Nasıl hazırlık yaptık, yarısını kurtardık, diğer yarısını kurtarmak için de hazırlık yapmalıyız. İşte bunun ilk emarelerini Aliyev'in zehir zemberek açıklamasında gizli. Haberleri az çok izleyen, iki gündür bu haberlere tanık olanlar bilirler. Aliyev resmen Karabağ'da Rus askerini işgalci saymıştır. Bütün bu durumlar, evet bütün bu durumlar, özellikle tespitler bizim için çok önemli. Neden önemli? Çünkü Putin'in şu anda Karabağ'da bir tatbikata giriştiği görülüyor. Tatbikat nedense, evet, Başkumandan Aliyev'in açıklamasından sonra geldi. Ben dedim ya, Başkumandan'dan böyle sözler geldiği vakit biz desteği anında veririz. Satır aralarında her şey bizim istediğimiz gibi. Bütün Karabağ bizim diyor. Hankendi'yi ve diğer bölgeleri tanıyacak, Ermenilere verecek diyenlere inat, üstüne üstüne basarak Sayın Başkumandan Aliyev, bu sözleri dediği için gururla Başkumandan diyorum, bütün Karabağ bizimdir, şimdi bizim topraklarımızda duruyor o Rus askerleri dedi. Yani Putin'i bu cümle dağlarda sıkıştırdı. Çünkü güçlü Türkiye ordusu ve güçlü Azerbaycan ordusu karada Rusya'dan gerçekten üstün. Tatbikatı izleyenler bir evcilik oyunu mu oynanıyor sandı? Evet, Rusların tatbikatını izlediğimizde gerçekten inanılmaz derecede komikti. Ve yapılan havan atışları, acemice koşuşlar, ZBT'ye binmekte zorlanan, vodkayı fazladan kaçırmış Rus askerleri gerçekten bizi gülme krizine soktu. Ama Rusya'yı Karabağ'da yalnızlaştıran adımlar geliyor. Türkiye'nin stratejik hamlesi gerçekten Putin'i Karabağ dağlarında sıkıştırmış vaziyette. Niye böyle söylediğimi söyleyeyim size isterseniz. Özellikle güçlü Azerbaycan ordusu ve güçlü Türkiye ordusu. Yasal olarak bütün Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ'ın herkes tarafından Azerbaycan'ın parçası olduğu belli. Ama Minsk grubu hariç. Onlar zaten bu işgalin baş sorumluları ve sanki baş sorumluları bu işgale neden olanlar sorunu çözecekmiş gibi. Aliyev ne dedi Minsk grubuna? Defolun gidin demişti, hatırlayın. Ama Putin'e geçen gün yaptığı cümlelerin hepsi resmen oklar Putin'e, değerli izleyenler. Zengezur'da sözünü tutmadı. Yani Aliyev bunların hepsini biriktirdi, şimdi ortaya döktü. Hankendi dedi, Azerbaycan toprağı. Adere Azerbaycan toprağı. Oradakiler şu anda geçici oradalar. Azerbaycan topraklarında bulunuyorlar. Arkadaşlar, bunun adı işgal demektir. İşgalci diyor, Putin'e işgalci diyor. Bakü'ye yüzlerce füzenin gelmesini engellemek, daha da hazırlanmak zorundaydık. Hava savunma sistemlerimiz Rusları durduracak güçte değildi. Alacağımız yere kadar aldık, daha sonra da beklemede kalmalıydık. Stratejik davrandım diyor. Evet, müthiş bir cevap. Stratejik davrandım. Başkumandan Aliyev'in
Türkiye ile entegrasyonu, Türkiye ile birliği ve beraberliği her türlü takdire şayandır. Türk cumhuriyetlerine baktığımızda Aliyev kadar cesur bir şekilde Türkiye'ye yaklaşan başka bir cumhuriyet var mıdır? Vardır ama ben bu düzeyde diyorum. İşte bu hareketler, bu tavırlar bizleri memnun ediyor. Putin şaşkın. Putin şaşkınlığı daha da artacak. Putin'in şaşkınlığı daha da artacak. Gerçekten Putin şaşıracak. Çünkü Aliyev'den asla 10 yıl bile olsa bu cümleleri beklemiyordu. Ama Sayın Aliyev çocuğunu bile gidip Rusya'daki hastaneye güvenip yatırmadı. Türkiye'ye geldi yatırdı. Çocuğun rahatsızlığı ciddiyken. Burada bir kez daha söylüyorum. Sayın Aliyev'in çocuğu konusunda dua istiyoruz. İnşallah iyileşir ve babasıyla Hankendi'de, evet Hankendi'de bir çay içerken görüntü verirler. Baba oğul arasındaki sevgi başka bir sevgidir. Bunun için inşallah şifa bulur ve babasına kavuşur. Ama şunu söyleyelim. Biz aylardır bu cümleleri bekledik değerli kardeşlerim. Aylardır ve şunu ifade edeyim. Eğer bu cümleleri kullanmasaydı, eğer bu perspektifte bir şey açıklanmasaydı, tam gerçekliği bilmediğimiz için eleştirecektik. Ama gerçekten bütün Karabağ bizimdir. Rus askerleri işgalci anlamındaki sözler. Ve şunu dedi ya, Zengezur almak istiyoruz demiyor. Zengezur alacağız. Şimdiye kadar aldığımız yere Doğu Zengezur, Sovyetlerin bizden çalıp Ermenilere verdiği toprak olan Batı Zengezur'u da alacağız diyor. Doğu Zengezur'u aldık diyor. Bütün Karabağ. Değerli izleyenlerim, bu cümle çok önemli. Ermenistan barış istedi diyor. Biz zaten Karabağ bizim diyor tamamı. Batı Zengezur da bizim. Bu şartlarda anlaşırsa anlaşır. Anlaşmazsa kuvvetimle onu yıkacağım diyor Başkomutan Aliyev. Muazzam bir kelime. Evet, Başkomutan Aliyev ve Erdoğan düğmeye bastı derken bunu kastediyorum. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın istemediği bir Rusya'nın Karabağ dağlarında Ermeni çetliklerle barınamayacağı ortada. Putin şaşkın, Putin kırılgan, Putin morali bozuk. Koskoca Türkiye'nin şu anda neler yaptığını bir bilseniz. Evet, Türkiye Erdoğan'ın evet yüzyıllar boyunca imzasını attığı projeler yüzyıllar boyunca sonradan konuşulacak. Tuğra'nın adı anılacak. Türk İslam dünyasında bunlar anılacak. Erdoğan'ın adımları, gurur duyduğumuz adımlar. Evet, Başkumandan Erdoğan ve Başkumandan Aliyev destan yazmaya devam ediyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Görüşmek üzere değerli izleyenler.